Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli bir tarifim var. Kesinlikle deneyin. Gerçekten yumuşacık, pamuk gibi lezzetiyle sizi şaşırtacak bir tarif. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz muhteşem bir tarif olacak. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. Daha sonrasında yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un ve 1 su bardağı toz şekerimizi ve 1 adet yumurta sarısını tenceremize alarak devam ediyoruz. Karıştıralım burada bir güzel topaklanmaması için. Ocağı almadan önce şöyle yaklaşık 1-2 dakika karıştıralım ki daha sonrasında topaklanma olmasın. Şimdi ocağımızı alabiliriz. Evet, ocakta da ara ara karıştıralım. Bu tarif, bu muhallebi o kadar güzel oluyor ki istediğiniz tatlı tariflerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok muhteşem oluyor. Evet, gördüğünüz gibi şimdi göz göz oldu muhallebimiz. Bu aşamada altını kapatabilirsiniz. Ve karıştırmaya tekrar devam edelim. Şimdi bu aşamada muhallebimizin soğuması lazım ve buzdolabında yaklaşık bir 20 dakika dinlendireceğiz. Üzerinde kabuklanmaması için bir streç film yardımıyla üzerini kaplayacağız. Çünkü kremamız eğer sıcak olursa kedi dilleri içerisinde eriyecektir ve hiç güzel bir tatlı olmayacaktır. Şimdi dolabımızı alabiliriz. Yaklaşık bir 20 dakika dolapta bekleyecek. Ve daha sonrasından kremamızı buzdolabından çıkardık ve içerisine bir paket krem şantiyi ve yarım su bardağı sütümüzü koyup tekrar mikser yardımıyla bir güzel çırpalım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi gerçekten kremanın görüntüsü harika oluyor. Bu tarifi defalarca yapacağınıza gerçekten eminim. Muhallebiyle dediğim gibi istediğiniz tatlıyı yapabilirsiniz. Şimdi 20 adet kedi dilini içerisine 2-3 parçaya bölerek koyuyoruz. Dediğim gibi muhallebimizin sıcak olmaması lazım. Eğer sıcak olursa içerisinde kedi dilleri eriyecektir ve hiç hoş olmayacaktır tatlımız. Şimdi karıştırıyoruz kedi dilleriyle beraber muhallebimizi ve uygun bir borcama hepsini bir güzel yerleştiriyoruz. Üzerine çikolata sos dökeceğimiz için pürüzsüz bir doku olmasına dikkat edelim. Spatula yardımıyla yapabilirsiniz. Ve önceden hazırlamış olduğum bir paket çikolata sosu da, hazır çikolata sosu da üzerine bir güzel döküyoruz. Ve yine bir spatula yardımıyla çikolata sosu da üzerine yerleştirelim. Ben üzerine damla çikolata gezdiriyorum.
Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olursanız mutlu olurum ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Hoşça kalın.